Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu s-sani vel erba'une min haşiyeti dimyati. Bugün dimyati haşiyesinin 42. dersini okuyoruz. Dün icmayı öğrendik. Öğrenmiştik. Bugün icmanın hücciyetiyle ilgili okuyoruz. İcma hüccet midir, değil midir? Hangi icma kimlere hüccettir? Ondan bahsediyor. Faslun fi hücciyetil icmai. İcmanın hücciyetiyle ilgili. Ve icma'u hazihil ümmeti hüccetun. Bu ümmetin icma'i nedir? Hacı Yusuf hüccettir. Hemen aşağı bakın. Eyfe yecibul ahzu bihi. Onunla ahız, onu tutmak, ona sarılmak, onunla amel etmek vacip. Nedir? Vaciptir. Dune gayriha. Bu ümmetin gayrisinin icmai hüccet değil. Dune gayriha ne demek? Dimyatiye bakın. Fela yekunu. Olmaz. Bu ümmetin gayrisinin icmai. Ne olmaz? Hücceten hüccet olmaz. Kimler hakkında hüccet olmaz? Fi hakkı ahadin min gayri hazihil ümmeti. Bu gayri yanlıştır. Seninki var mı Muhammed? Var. Yanlıştır. Fela yekunu hücceten. Bu ümmetin gayrisinin İcma'i hüccet olmaz fi hakkı ahadin min hazihil ümmeti. Bu ümmetten herhangi birinin hakkında hüccet olmaz. O gayri ne edersiniz? Silersiniz. Fela yakunu icma'u gayri hazihil ümmet hücceten hüccet olmaz fi hakkı ahadin min hazihil ümmeti. Bu ümmet den herhangi birine hüccet olmaz. Hristiyanlar mı icma etmişler? Yahudiler mi icma etmişler? O icma ne etmez? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini bağlayamaz. Bu ümmetin herhangi bir ferdine hüccet olmaz. Hayır olsa onlarınki kendilerinin bağlanmasının arasında mı olur? Değil. Onlar dinler zaten etibar edilmez. Onların icmai bizi bağlamaz. Zaten icma da bu ümmetin havaslarındandır. Yani başka ümmetlerde icma yoktur. Onlara da yoktur. Bu ümmetin başka kimseye icma yoktur. Ama bu ümmetin icmai bu ümmeti bağlar. Bu ümmetinin gayrisinin icmai bu ümmeti bağlamaz. وَقِيلَ اِنَّهُ حُجَّتٌ. Bir kile demiş bu ümmetin gayrisi de bu ümmete nedir? Hüccettir. Nasıl hüccet olur? Bu dinden değiller ki bu dinin ameli için onların icmai hüccet olsun. Diyor binaen ala enne şer'ahum şer'un lena. Buna binaen onların şer'i bizim de şer'imizdir. Öyle ise onların icmai bizi bağlar diyen kıyla var. Ama bu kıyla nedir? Zayıftır. Ve kıyla innehu hüccetun binan ala enne şer'ahum şer'un lena. Ve rakata bakın. Ve icma'u hazil ümmeti hüccetun duna gayriha. Bu ümmetin gayrisinin icma hüccet değil. Delil nedir bu ümmetin ki hüccettir, bu ümmetin gerisi hüccet değil. Zahire göre bu ümmetin icma'i niye hüccettir? Ona illettir. Aslında ikisine de illettir. Niye bu ümmetin icma'i
hüccettir. Bu ümmetin gayrisini icmai bu ümmete hüccet değildir. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. İkisinden neydir? İlletidir. La teştemi'u ümmeti ala dalaletin. Benim ümmetim dalalet üzerine cem olmaz. Dalalet demek batıl demek. Bakın, la teşemiyu ümmeti, ümmetin yaya idafesi ihtisas içindir. Benim ümmetim dalalet üzerine icma etmez. Burada ne anlıyoruz? Benim ümmetim etmez, başkaların ümmeti eder. Benim ümmetim dalalet üzerine icma etmez demek dalalet ettiği kişileri şey nedir? Doğrudur. Bakın ikisi buradan çıktı. Benim ümmetim dalalet üzerine icma etmiyor ise icma ettikleri şey demek ki nedir? Doğrudur. Benim ümmetim demeyle başkalarının ümmeti dalalet üzerine icma edebilir. Yani ne demek? Bu ümmet ne amden ne hataen dalalet üzerine icma etmez. Bakın ferd yapar. Ferd bilerek de hata yapar, bilmeyerek de hata yapar. Ama dalalet icma toplum olarak yani ulemaların müşehirlerin toplumu olarak dalalet üzerine icma etmezler. Peki dalalet üzerine icma etmeyince demek ki icma ettikleri şey nedir? Haktır. Hak ise ahzu bil hak nedir? Vaciptir. Öyleyse icma'an hak. Ahzı ne olmuş oluyor? Vacip olmuş oluyor. Ravahu Tirmiziyyu. Bu hadis İmam Tirmizi rivayet etmiş. Ve gayruhu. Gayri de rivayet etmiş ki kimdir? Ebu Davud'dur. Hem Tirmizi hem Ebu Davud bu hadisi rivayet etmişler. Yalnız bu hadisin senedinde zayıflık var. Yani az bir zayıflık var. Dalalet üzerine icmaları olmaz. Peki biri derse kendi itikadlarına göre hak üzerine icma etmişler. Ama vakada nefsül emirde hata, dalalet olabilir mi? Hayır, o da olamaz. İtikadlarında doğru oldukları gibi vakada da doğru olmalıdır. Manası nedir? Vel mana, aşağı bakın. Hani ala dalaletin ey batilin vel mana ennehu şenhal la yaka'u içtima'uhum alel batilin. Ümmetin batıl üzerine icma'i vaka olmaz. La amden ve la hata'en. Öyleyse fennefyu dalaleti an içtima'i ümmetin içtima'ından dalaleti nef etmek ümmet icma'i delalet üzerine olmaz. Bu nef müstelzimun ennehu hakkun. Müstelzim istizam eder. Neyi istizam eder? Ennehu hakkun. Ennehu icma haktır. Veya ennehu üzerine icma yapılan mucma'u aleyhi nedir? Haktır. Ama zahar o ki ennehu icma haktır. Öyleyse feyekunu hüccetten. Madem hak ise ne olur? Hüccet olur, onun aksi vacip olur. Ve idafetul ümmeti ileyhi, ümmetin Efendimiz'e idafesi, hani la teştemi'u ümmeti, tuş'u bihraci gayrihim an hazel hükmi. Bu ümmetin gayrisi bu hükümden ihracını bildiriyor. Demek ki bu hüküm bu ümmete var, bu ümmetin gayrisine yok. Bu ümmetin gayrisi, İcma üzerine ne edebilir? İcma üzerine cem'e edebilir. İcma edebilir. Verakata bakın. Mahalli verakat. Ve icma'u hazil ümmeti hüccetun duna gayriha. Likavli sallallahu aleyhi ve sellem. La teştemi'u ümmeti ala dalaletin revahu termiziyyu ve gayruhum.
ve şer'u verede bi ismeti hazihil ümmeti. Şer bu ümmetin ismetiyle varid olmuş. Yani bu cümle müsenifedir. Cevab-ı suale mukadderdir. Anlıyorsunuz değil mi? Cenab-ı biri derse niye bu ümmet dalalet üzerine icma etmiyor? Diyor çünkü bu ümmetin ismetiyle ilgili şer varid olmuş. O vurudu ismet de yani vurudu ismetle şer'ın vurudu da lihazel hadisi la teşemi ümmeti ala dalaletin ve nahvi buhun hadisin benzerleriyle bu ümmet ismetin üzerine ne etmeyeceğini şey bu ümmet toplu halde ismet masum olduğuna delalet ediyorlar, işaret ediyorlar. Ve şer'u şer'a verede bi ismeti hazil ümmeti. Bu ümmetin ismeti ala sebilil infirat değil, ala sebilil icma, ala sebil içtima masumdur. Bu hadis ve bu hadisin benzerleriyle. Hemen aşağı gelelim. Ve şer'u şer ne demek? Ey ma ca'e bihim sallallahu aleyhi ve sellem. Bildiniz değil mi? Verede bi ismeti hazil ümmeti ey anil iştihadi ala batni. Hani bu ümmetin ismeti. Neden ismeti? Batıl üzerine iştihad icma etmekten masumluğuyla ilgili varid olmuş. Ey delle ala zalike. Ne demek şer bu ümmetin ismetiyle? Bu ümmetin batıl üzerine iştihad etmesine karşı masum olması ile ilgili şer varid olmuş. Ne demek ismetül ümmet ile şer varid olmuş? Ne demek? Ey delle ala zalike. Ey delle delalet ediyor ne? Şer ala zalike ala ismeti hazihil ümmeti fil iştihadi ala batili. Fil iştihadi. Ya ümmet, cahiller bir şey üzerine toplansalar veya cahil alimlerle beraber toplansalar icma olur mu? Vel muradu biha, ümmetten murad, men yuhteccu bi ittifakihim. Ümmetten murad, ittifaklarıyla itibar edilen, ittifakları hüccet olan kişiler muraddır. Yani ümmetten murad müştehidlerdirler. Yoksa sıradaki avamlar murad değiller. Ümmeti icabı değil mi? He? De ayrı zamanda ümmeti icabı zaten. Yok. Burada ümmetten murad ümmetül icabet değil. Ümmetül davet de değil. Ümmetül icabetin içindeki müştehidlerdir. İçtihada, içtihad liyakatine haiz olan alimlerdirler. Yoksa burada ümmetin icma'i bütün avamlar da içinde değildir. Vel muradu biha men yuhteccu bi ittifakihi. Anlaşıldı değil mi? Peki icma bu ümmete hastır. İcma hüccettir. Kimin icma'i? Ümmetin icma'i. Ümmetten murad neyse onu da öğrendik. Bu icma kimi bağlar? İhtilaflıdır. Bazılar diyorlar, hangi asrede icma yapıldıysa o icma onları bağlanmaz. Onlardan sonra gelen asri bağlar. Onlar hakkında hüccet olmaz. Niye? Ya onlar sadeler. Belki yarın biri kalkar, fikri değişir, vazgeçer. Hah. İcma bozuldu. Ama onlar hepsi öldükten sonra artık onlardan dönüş yapan olmaz. Bu bir görüş. Ama esas görüş o ki hayır, icma o asrın ehlini de bağlar. Gelecek olanları da ne eder? Bağlar.
hani biri çıksaydı pişman olsaydı icma bozulurdu. Hayır. Tekrar icma vardır ki kimse çıkamaz. Kimse cayamaz artık. O icma bir sefer o asri bağladığı için kendisini de bağladı. İcmanın dışına kimse çıkamaz. İcma ehli de çıkamaz. O zaman o asır değil de o asırdan sonra çünkü biri pişman olur. Hayır. Biri pişman olamaz. Biri çıkamaz. O icma o asri de bağlar. Vel icma'u hüccetun alel asri sani ve men ba'devun. وَالْاِجْمَاعُ حُجَّتٌ عَلَى الْعَصْرِ السَّانِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ İcma ikinci asre de nedir? İkinci asre de hüccettir. وَمَنْ بَعْدَهُ Ondan sonraki asre de kıyamete kadar nedir? Hüccettir. Aynı zamanda kendi asrına da nedir? Hüccettir. Anlaşıldı değil mi? Önce bunu bilelim. Alel asri, asırdan ehl alabiliriz. Asırdan, asr-ı saniden asr-ı saninin ehli alabiliriz. Mudafi takdir edebiliriz. Hüccetun ala ehlil asri, asır üzerine mudafi takdir ediyoruz. Yahut da asr-ı saniden murad ehl alıyoruz. Mudafın takdirine gerek aşağı bakın. قَوْلْهُ عَلَى الْعَصْرِ السَّانِيمِ اَيْ عَلَى اَهْلِهِ Bu tefsir neye göre? Bu tefsir ikisine göre olabilir. Asr-ı saniden ehli asr-ı sanide alabiliriz. Asr-ı sani üzerine ehli takdir edebiliriz. وَالْمُرَادُ بِكَوْنِي حُجَّةً عَلَى مَنْ ذُكِرَ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِي حُجَّةً عَلَى مَنْ ذُكِرَ مَنْ ذُكِرَ asr-ı saniye Hüccetin asr-ı saniye hüccet olmasından murad وُجُوبُ الْأَخْزِ بِهِ وَامْتِنَاعُ مُخَالَفَتِهِ Yani ehli asr-ı saniye üzerine hüccettir. Ne demek? Asr-ı ehli asr-ı sani o icma'a sarılmaları, ahz etmeleri, tutmaları, yerine getirmeleri vacibdir. Ve imtina'u muhalefeti ona muhalefeten mumteni olursun demektir. Yani hüccet asr-ı sani, icma asr-ı sani hüccettir. Asr-ı sani mecbur onunla ahz edecekler ve ona muhalefet etmeleri mumtenidir. Murat bu. قَوْلُهُ عَلَى الْعَصْرِ السَّانِي اَيْ عَلَى اَهْلِي وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ حُجَّةً عَلَى مَنْ زُكْرَ وُجُوبُ الْأَخْزِ بِهِ وَامْتِنَعُ مُخَالَفَتِهِ Oldu mu olmadı? Tabi burada dedim ya, kısa kesmiş, asr-ı sani ve artık kıyamete kadar hüccettir. Aynı zamanda cumhurun görüşüne göre kendi asrına da nedir? Hüccettir. وَعَلَمْ اَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ اِجْمَاعٌ اِلَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da bilin. Efendimiz döneminde ne olmaz? Efendimiz döneminde icma olmaz. Niye? Yaz sahabelerin, müştehidleri bir mesele üzerine icma ettiler. Efendimiz'e vahy gelir, nesh edilebilir. Efendimiz onu red edebilir. O zaman Efendimizin dönemindeki, vahy dönemindeki, vahyin asrında icma geçerli değildi. Oldu mu olmadı? Vakile tabi vel icma hücretin alel asr-ı sani bu da iptidai bir cümledir. Bu da isnafiyedir ki anne biri derse icma kime hüccettir? Cevaben vel icma hüccetun alel asr-ı sani dedi. Ve alem ennehu la yenakidu icma'un illa ba'de vefati sallallahu aleyhi ve sellem.
Peki hangi asırlarda icma yapılır ki? Tamam. İcma kendi asrını bağlar. Kendisinden sonra gelen bütün usurları bağlar. وَلَا يُشْتَرَتُ فِي حُجِيَّتِهِ اِنْقِرَادُ الْعَصْرِ Yok. وَفِي اَيِّ عَصْرٍ كَانَ İcma hüccettir. Hangi asırda oluyorsa olsun fark etmiyor. Min asri sahabeti. Bak orada gayri sahabeti demiş ya. O asır olmalıdır. Onu öyle yapın. Muhammed seninki nedir? Aynı şekilde. Ve fi eyyi asrin kâne min? Asri sahabeti. Bak. Muhammed'inki doğru. Min asri sahabeti ve men ba'de. Tamam. Seninki doğru, bizimki yanlış. Ve fi eyyi asrin kâne min asri sahabeti, min gayri sahabeti değil. Min asri sahabeti ve men ba'dehu. Sahabe asrında ve sahabeden sonra gelen asırlarda bugün de her zaman icma yapılabilir. Oldu. Hani demin dediğim gibi icmaın hüccet olması, icmaın yapıldığı asır bitecek sonra mı hüccet olur veya yapıldığı asırdan, yapıldığı andan itibaren hüccetliği devreye giriyor. Diyor ve la yuşaratu fi hücciyetihi inqiradul asri. İcmaın hücciyetinde. Ne demek aşağı bakın. Ey fi kevnihi hücceten. İcmaın hüccet oluşunda inqiradul asr şart değildir. Ve kavluhu inqiradul asri. Ey asril icmai. İşaret etti ki asırdaki eliflam ahde haricidir beslere göre. Mudafu ilihi ayvedir kufilere göre. Anlaşıldı değil mi? Peki inkirad nasıl olacak ki? İnkiradül asır. İnkirad kökleri gelecek, bitecekler, kimse kalmaz. Ben yemute ehluhu o asrın ehli ölecekler. Ala sahih. Sahih görüşe göre bu ala sahihi ve la yuşşeretunun gayridir. Sahihe göre icma asrının inkiradi, ölmeleri şart değil. Bu bir en yemute ehluhu inkiradul asrının beyanidir. Ala sahihi ve la yuşşaratuya mutalaktır. Niye? Ve la yuşşaratu li sukuti ehli edilletil hücciyeti anhu. Bakın. Hücciyet, icma, hüccettir diyenler. İcma ne? Hüccettir diyenler. Bunun üzerine getiriyorlar, delilleri getiriyorlar. İşte icmaın hücciyetinin edilelerinin ehli, yani icma hüccettir, bununla ilgili delil getirenler sükût etmişler. Neden sükût etmişler? Sükût edicik olmuşlar. Anhu inqiradul asrdan sükut etmişler. Hiç kimse onlardan yani icma hüccettir. İcmaın hüccetiyle ilgili delil getirenler hiç kimse inqiradul asrdan bahs etmemiş. İnqiradul asr gerekli olsaydı ne olsaydı? Gerekli olsaydı ne etmezlerdi? Susmazlardı. Derlerdi inkirad şarttır. İnkiradul asre karşı sükut etmeleri neyi gösteriyor? Demek ki inkiradul asır şart değil. Asırdan da yine ya mudaf mukader ehl ya asırdan murad ehl der. Yani ya mute ehluhu inkiradını beyan eder. Ala sahihi yüşşeratunun yüşşeratuya mutalıktır. Li sükudi ehli edilletil hücciyeti anhu. Bu da velâ yuşşeratunun illetidir. Anhu da sükuta mütalıktır. Lisukuti ehli edilletil hücciyeti. Oldu mu olmadı? Hücciyet edilelerin ehli bu iştirattan sükut etmişler. Anhu'daki demir inkirada götürsek de olur. Yuşşeratudan anlaşılan iştirata götürsek de olur. İnkiradul asrın iştiratından sükut etmişler.
veyahut da ne? İnkiradul asırdan sükut etmişler. İkisi de olur. Anlaşıldı değil mi? İnkiradul asır şart değil diyen cumhurun görüşüdür. Şafilerin çoğu, %80'i bu fikirde. Ebu Hanife'nin fikri, eshablarının, Hanifilerin çoğu bu fikirde. Eşaireler bu fikirde. Mu'tezileler bu fikirde. Bakın aşağıda dipnot da var. Ve haza kavlu cumhuri. Ve hum ekser eshab-ı Şafii ve Ebu Hanife ve Eşaire ve Mu'tezile ve ihtecu bi enel edillete dalete ala kevni icma'i hüccetten minel ayeti vel haberi evcebet hücciyyettehu bi mücerredil ittifakı beynel müşehidine fi asrin ve leyse fi attakidun min qiradil mucmi'in. Kimse bunu dememiş. فَتَبْقَ الْاَدِّلَّةُ عَلَى اِطْلَاقِهَا. O zaman hani icma'ın hücceti üzerine delil getirenler mutlak getirmişler. O deliller ne kalmışlar? Mutlak kalmışlar. Yani icma'nın hüccetiyle ilgili olan deliller mutlak kalmışlar. İster inkiradul asır olsun ister olmasın. لِأَنَّ الْاَصْلَ عَدَمُ تَقِيدِ فَيَكُنُ اِشْتِرَاتُ الْاِنْقِرَادِ ziyadeten bile delilin. O bir ziyade olur delilsiz. وَقِيلَ يُشْتَرَتُ Biri kıyla demiş, hayır, inkirat şarttır. Niye? لِجَوَزَنْ يَتْرَى لِبَعْدِهِمْ O icma yapanların bir kısmına peda olur. Ne peda olur? مَا يُخَالِفُ اِشْتِحَادَهُ Onun iştihadına muhalif bir şey ondan sadır olabilir. Önceki iştihadına, fikrine muhalif bir şey ona zuhur eder. فَيَرْجِعُ عَنْهُ Ne eder? İştihadından vazgeçer. Vazgeçmesiyle icma bozuldu. Aşağı bakın. هَذَا هُوَ الْقَوْلُ سَانِي الْمَرْجُحُ Bu da ikinci kavludur, mercuhdur. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدْ بِنْ حَنْبَلْ وَيَبِ الْحَسَنِ الْاَشْعَلِيِّ Demin eşairelerin kavlu. Burada Ebu Hasan Eş'ari'nin kendisinin kavlu. وَيَبِ بَكِرْ بِنْ فَوْرَكْ حيث قالوا يشترط انقراض العصر وموت جميع المجمعين شرط فإذا انقرضوا ثبت انعقاد الإجماع الذي لا تسمى مخالفته وحجيتهم على ذلك تفصيلا لما ذكروا شرح قولهم إن عدم الإشراط يؤدي إلى منع الرجوع المجتهد عن اجتهاده إذا ظهر له دليل مخالفه مخالف delilun muhalifun li hukmi mujma'ina ve men'uhu la yasihu. Yukarı bakın. Bakın. Ve kıyla yuşaratu li cevazi en yatra li ba'di ma yuhalifu iştihadehu fe yerci'u anhu ve ucibe bi ennehu la yecuzu lehu rucu'u. Bunlardan birine farklı bir fikir çıksa da iştihadından vazgeçemez. Niye? Li icma'ihim aleyhi. Çünkü o İçtihad üzerine icma etmişler. Nasıl fikri bozulmayan, değişmeyen veya avam o icmaa bağlı kalacak, o icma nasıl onlar için hüccet ise fikri değişen kişiyi de bağlar o icma. Değişik bir fikir, bir vesvese oluşmayla o icmadan rucu edemez. Sağ olsa da rücu edemez. Madem rücu edemiyorlarsa artık ölümleri niye şart kılalım? Ölmeseler de geçemezler. Sağ olsa da ölseler zaten geçemez. Geçme imkanları yok. Sağ olsa da o işaretten rücu edemezler. O zaman içtihat yapılan asrı dahil olmak üzere herkesi bağlı. Ve ucibe bi ennehu la yecuzu lehu rucu'u li icma'ihim aleyhi. İster bunu da okuyalım yani ki ders ister burada dursun çok az kalmasın. Fe in kuluna burada duralım. Hepsini bitirsek ağır olabilir size. Aşağı ucibe ibaratu. Aşağıda bir haşem var. He. Ve ucibe ibaratuhu fi şerhi cem'il cevameh. İmam Mahalli'nin Cem'ül Cevame'deki ibaresi, yani bizim
yukarıdaki mahallinin ibaresi. Cemul Cevame İmam Sübki, Tacuddin-i Sübki'nindir. 771'de vefat etmiş. El-Bedru Tala fi Şerh-i Cem'il Cevame ders olarak okunuyor. İleride siz de okursunuz. O da İmam Mahallinindir. İmam Mahallinin vefatı kaçtı? 864. 864'ti. Kendi oradaki şerhinde demiş ve ucibe bimen'i cevazi rucu'i anhu. Hani vakile yuşaratu li cevazen yatıra li ba'di ma yukhalifu iştihade fe yerci'a anhu. Orada demiş buna ve ucibe bimen'i cevazi rucu'i anhu. İştihad ehlinden herhangi birinin o iştihaddan rucu etmesi caiz değil. Bimen'i cevazi rucu'i anhu, bu memnudur. Niye? Bu mena, bu bil icmai mena mutalaktır. Ve ucibe bimen'i cevazi rucu'i anhu. Niye? Bil icmai aleyhi. Bak bu mena da nedir? İcmadır. Nasıl o mesele üzerine icma var? O meseleden dönüş yapılmaz üzerine de ne var? İcma var. İyi dikkat edin. Ve ucibe bimen'i cevazi rucu'i minhu. Bu mena neyle? Bil icma'i aleyhi. Bil icma'i aleyhi. Yani men'an olmayacağı üzerine, yani rucu'un cevazının men'i üzerine ne var? İcma var. Ve ucibe bimen'i cevazi rucu'i minhu işhaddan bil icma'i aleyhi. Bu mena da bil icma'i aleyhi. Yani bu mena üzerine icma vardır. İcma vardır ki kimse ne etmez? Dönemez. Yani kendi biri deyse, içtihad yapanlardan biri dönemez içtihadında. Bunun delili nedir? Bunun delili icmadır. Yani ulemaların nasıl herhangi bir mesele üzerine icma yapıyorlar? İcma yapanlar içtihadından, icmaından, içtihadından dönemez diye icma vardır. Bu bil icma'i aleyhi neye mutaliktir? Men'e mutaliktir. Oldu. Fe in kulna, burada duralım. Bu 2-3 satır önceki derse bağlı ama bir şey olmaz. Yarınkiyle beraber onu da okuruz. Yarınki çok az kalmasın. Faslun mezhebu sahabi, yani oraya kadar bakarsın. Ve sallallahumme ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Yalu.